fazla alçaktan atarsan daha fazla yıkanıyor. Şimdi yapacağız mı? Yok. Biliyorum. Git git. Sağ ol. Sporculuk yıllarımda Trabzonspor'da çok güzel başarılara imza attım. Hani en güzel futbol hayatımın en güzel yılları Trabzonspor'da geçti. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Şimdi ilk sene kuruluyorsun, playoff'a kalıyorsun. Ardından ikinci senemizde şampiyon olduk. Devamında Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Türkiye'de hani ilk Trabzonspor olarak hani Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi biz temsil ettik. Her insanın hayal ettiği bir şey bu. Hani benim bu hayalimin gerçekleşmesi benim için anlatılmaz bir duygu, anlatılmaz bir tarif. Hani ben bunu size kelimelerle ifade edemem. Çünkü Trabzonspor camiası çok büyük bir camia. Hani burada kime deseniz burada olmak için can atar. Bana bu imkanı sunan hani başkanıma, yöneticilerime, koordinatörüme gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı sağladıkları için. Bana dedemden babamdan kalan bir miras Trabzonspor sevgisi. Buraya transfer olduğum için çok mutluyum, çok onurluyum, çok gururluyum. Trabzonspor formasını en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Biz iyi insanlardan oluşan güzel bir takımız. İnşallah erkek takımımızın izinde iyi başarılar yapacağımıza inanıyorum. İlk başladığım zamanlarda kadınlar futbol mu oynar diye çok tepki görmüştük aslında. Hatta babam da bunlardan biriydi. Babamı ikna etmek okuldaki öğretmenlerime kalmıştı. Daha sonra milli takıma gidene kadar babam bana sürekli baskı yaptı. Farklı bir branş yapabilirsin dedi. Ama milli takıma gittikten sonra babam da bana artık destek olmaya başladı. Ailemden de çok güzel destek gördüm. Ve Türkiye'de de biliyorsunuz kadınlarımız istediği zaman her şeyi başarabilir. Buna inanıyoruz. Arkamızda kadınların desteğini de çok iyi hissediyoruz. Trabzonspor'la birlikte kadınları da temsil ediyoruz aslında biz. Umarım inşallah güzel başarılarla onları da gururlandıracağımıza inanıyorum. Mevkim stoper. Hayalim her zaman Trabzonspor'da oynamaktı. Koyu bir Trabzonspor taraftarıyım. Takım içinde arkadaşlarımızla uyumumuz çok iyi diye düşünüyorum. Yeni bir ekibiz ama hedefimiz büyük ve güzel bir hedef. Amacımız Trabzonspor arması altında güzel bir futbol sergilemek. Takımımıza yeni alıştık, daha yeni birbirimize kaynaştık ama sanki yıllardır beraber oynuyormuşuz gibi. Hepsiyle ayrı çok seviyorum, takımı da çok seviyorum, hocalarım olsun. Hepsiyle çok kaynaştık, çok çalıştık. Umarım karşılığını alırız. Şimdi kızlar demek ki şehrin havasına uyum sağladılar. Çünkü çok iddialı bir şehrin temsilcisiyiz biz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bize gerçekten çok büyük destek veriyor. Aynı zamanda bağlı olduğumuz bölümdeki Hamit Cihan hocamız da aynı şekilde her şeyde bize destek veriyorlar ve arkamızda duruyorlar. Kamerunlular, Özbekler, Trabzonlular, bölgeden olan oyuncular ve Türkiye'den olan oyuncular olmak üzere hepsini biz entegre etmek zorundayız. Dolayısıyla iç içe olduğumuz için bu zamanı biz kısalttık. Her şey yan yana ve biz hep beraber aile gibi iç içeyiz ve aile ortamını erken yakaladık diye düşünüyorum ben. İlk kez dört büyükler içerisinde kadın futbol takımını kuran takım Trabzonspor'dur. 2 yıl o dönemlerde de kadın futboluna yardımcı oluyorduk. O dönemlerde 2 yıl çalıştıktan sonra ilk Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Trabzonspor'dur Türkiye'den. Öncelikle şehrimizde bulunan takımlardan yardım istedik bu konuda. Sporcularını katmaya çalıştık. Daha sonra ülke geneline baktık ve bulduğumuz oyuncuları katmaya çalıştık. 6 tane yabancı transfer var. Bu sayıyı doldurmaya çalışıyoruz. Yani şu an 30-35 kişiyle çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu sayı katılanlar, ayrılanlarla sürekli bir dinamik bir yapısı var bu işin. Bizde 2 yıl olacak başkan mı? Gel.